Neden gittin? Sıdıka geldi böyle parmağından. Ne oldu? Çünkü tutmadı büyüleri. Büyüleri tutmadı. Geldi böyle yaptı. Hala ilk olacak mı bizim şey? Ya büyüten annesi ise başımın üstünde yeri vardır. O mevzu sen kayınvalidenin. Anne değil. Niye nikah nasıl değil? Öz veya değildir. Çok benim yedir. Aynen doğrudur. Senin bir kere bile ben sana söyleyeyim, senin oyunu oynuyorlar. Senin arkanda hep oynadılar. Sen şu şoförlük yapıyorsun onun, anladın mı? Ya ister ya. Oynasınlar ister bana ister yapılan oynasın. Bana yapılır. Seni sana boşamıyorum şey bak boşamıyorum. Sen kendi ben seni seviyorum ölene kadar böyle olacak. Bunu bir boşamıyorum, anladın mı? Sen o yetkiden gittiği ya zaman ben sana söyleyeyim diyeceğim. Bizimle kafayı bozmuşsun, anlaşılıyor. Ben bozmadım. Bozmadım. Bütün insanlar da görüyor. Anlayan insan anlar. Sen geldin tehdit edirdin. Hadi git defol. Ben patatesim mi? Suvanım mı? Yurt dışından getirdin aynı şeyinden. Madem getirttin o zaman bakacaksın. He? Çalışmıyorum. Sen ben ne yiyorum? Buradaydım. Ne ben içiyorum? Kimseyi getirmedim. Söyle bakayım. Ben seni getirdim ha? Burada insan gibi yaşayasınız İnsan gibi diye. Ben insan. Sen taşındın hemen hop bıraktın. Eşiniz. Bırakmadım seni. Bıraksam olsam sen her ay bir seneden beri hiç. Kiranı vermem. Evinin masraflarını harcamam. Ben böyle bir karakterde insanım işte. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Gazi Osman Paşa ilçesinde bulunduğu bölgenin muhtarlığına da gitmiş bir fakirlik kağıdı almış. Ben şu anda hayatımı sürdüremiyorum. Tamam. Karınızı sevmiyorsunuz, istemiyorsunuz ama gerçekten de onu bırakıp gittiğinizde bu kadın... Onun akıl hocaları vardır Esra Hanım. Yapacak bir şey yok yani. Ne? Bakın Esra Hanım. Yani yaşamını nasıl sürdürür, ne yapar, ne eder diye planladınız mı? Bekle bir gün. Evet. Efendim? Yani bu sizden sonra hayatını nasıl bana planlar? Mı diyor ki bak Uğur, beni al bir anda bıraktı ortada diyor. Ne yerim, ne içerim, ne yaparım, nasıl hayatımı sürdürürüm? Hiç bunları ailem, düşünmedi bakın, diyor. Biz Aysa Hanım dinlerseniz söyleyeceğim hemen onu da. Bu samimi söylüyorum. Bu böyle gerçekleşti. Bundan işte ayrılma kararını aldıktan sonra kendisine defalarca söyledim. Eşyalarımı alıp babamın evine babamın evine gittiğim zaman bak dedim burada bu dedim olmaz. Ne senden dedim bana kadın olur bu saatten sonra ne sen benden sana dedim koca olur. Hı. Bu dedim kavgasız gürültüsüz bitirelim. Sen dedim bak burada dedim ne yapacağım bilemiyorum ama dedim memleketine git. Bakın hı. Memleketine hı. Git dedim. Hı hı. Oraya dedim gitmeni istiyorum. Çünkü geldim. Orada kendisinin ailesi orada. Kendi evi de var şehirde. Hı hı. Kendi dairesi var. Ben de sana dedim çalıştım ben 2400 lira şu anda maaş alan bir insanım. Ara sıra dedim evet ara sıra da iş yapıyorum. Yani çok olma emekliyim sonuçta. Ara sıra da bulursam iş yapıyorum. Sana dedim elimden geldiği kadar 50 dolar 100 dolar da dedim para dedim yardımı yaparım. Başka dedim ondan benden bir şey bekliyor. Uğur Bey ayrılık kararını bir gecede tek başınıza mı aldınız? Ben biraz öyle anladım. Sanki siz hayır, bir karar efendim, verdiniz. Bununla, bakın bu insanla... Samimi söylüyorum bu insanla 3 defa oturup konuştum. Hatta en sonunda konuştuğumuzda, hayır en son değil, ikinci konuştuğumuzda annemler dedi ki, ya oğlum dedi bak dedi en sonunda bu kadınla dedi konuştu. O arada bize gidip geliyor bu insan ayrıldıktan sonra bakın. Tabii beni doyuruyorlar. Eşimden ya, ben evi doyuruyor. Terk ettim. Anne, hayır yalan konuşmuyorum. Yalan tek konuşma bak. Efendim? Doğru bir tercih yapmıyorsunuz ve evlilik birliği evet. İçerisinde başka bir kadınla terk et, yaşamayı terk tercih ediyorsunuz. Terk etmedim hanımefendi. Tercih ettiğiniz tercih bayanın etmedim, öz vaadeti 8 yıl sonra sizi rahatsız ediyor. Ve diyorsunuz ki artık burada da yaşam evet. Şeyini ben evet. Sağlayamam. Çünkü ülkesine böyle bir, gitsin orada böyle arkadaşı bir, var. Böyle bir insan olduğunu... 8 sene sonra mı anlıyorsun? Ya lütfen bir insanla bak 10 gün efendim? 15 gün bak Uğur Bey bir insanla 10 gün 15 gün hadi bir ay. 8 sene yaşamadım ben bu insanı. Vakit geçirin artık yani ne olduğunu anlarsınız İnanın yani. İnanın öyle değildi. Ha? Bakın değildi. Böyle ama bir insan değildi. Böyle diyor. Değilse değildi. O zaman ben sen şunu anlarım sakın yanlış anlaşılma. Ben de kadınım hem cinsimi korurum da şimdi bakın. Bizi... Çıldırtmadığınız sürece biz çıldırmayız. Biz sakinizdir. Aynen. Fakat bizi ya çıldırtmaya bir alttan oymaya başladığınızda bizim çenemize de vuruyor. Hırsımızı da alamıyoruz, cevap da evet. Alamıyoruz. Şimdi ben kadın olarak da bakıyorum olaya. Bu önceden vurmuş bu insana da. Hı hı, bu insana daha önceden tabii, vurmuş tabii, da. Bize göstermedi sen, maalesef. Sen bakın beni biliyorsun. Ne senin orada o yerde biliyorsun. Yaptık.
O evde ne yapardılar biliyor musun? Ay, sen beni ne derdin? Hadi terk et git, nereye halin varsa gör. Dedim bir, iki. Git yakamdan düş. Üç, beş, altı diyelim. Sen bunlar yapardın. Niye için biliyor musun? Bilirdin hani benim her şeyim bitecek ya. Git memlekete. İyilikle başlandı. Sana diyor Uğur biliyor musun? Git de diye ona böyle. İyilikle diye de bu gidir tamam mı memleketine? Peki tamam güzel söylüyorsun. Boşamışlar senin seni. Senin bu şeylerin bittiğinde. Ya. Bak dinlemesini bilmiyorsun. Sen o zaman niye sen. Almıyorsun? Sen bu kafayla niye imzanı hiç... atmadın? Niye imzanı? Dinler sen boşanmaya misin? Vermedin mi bana? Dinle de ben sana cevabını aha. Vereyim söylediğini. Şimdi sen boşanmaya söyle, vermedin dinle, mi? Verdin. Dinle, dinle. Söyle niye? Verdim. Sen bilirden ne zaman benim verdim geçecek. Ben seni? Sen bilirden sene benim önce geçecek. Verdim. Sen senin bilirden... bir sene önce oturma izni, burada vatandaşlık izin bir sene önceden iki sene verdiler sana. Bir sene önce de ben seninkini verdim. Ben sana insan gibi dedim ki bak git. Memlekte burada dedim yapamazsın. Çünkü çalışmıyorsun. Kenan'la değil bir dakika. Şimdi ben sana söyleyeceğim bunu. Yok öyle bir şey. Gideceksin sonra gideceksin diye. Bu gitti yurt dışına tamam mı? Bu terk etti burasına. Ya, hoca şey hakim bey beni boşa. Bu gitti beni terk etti. Senin bu Hatice'nin kimsenin bir ilini okuyor ya. Dinle. Uğur balkona Bey, geldiler. Dedi ki gel konuşalım. Ne dedi geldi. Bu kadınla kim boşanma? Bu kadar... Kim boşanma istiyor? Dedi ki kim boşanma? Bu kadın ben böyle dedim, işte yani. O da dedi ki bir de böyle değil. Bey, şimdi öyle değil. 8 yılın 6 yılı ha? Lokum sadece gibi bir insan. Balkona değil mi boşanmıyor. Sen kimsin? Hakim misin? Hatice. Şeyde o İstanbul'da hangi taşla Uğur Bey, ya yuvan gibi geçiyor benim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu kadar Uğur Bey, sizin yani. Sakın yanlış anlamayın. Çünkü sen yaptın böyle ben. Ben burada şimdi birçok programda da burada yabancı uyruklu hanımefendiler geldi. Türk erkekleri evleniyorlar, çocuk yapıyorlar, aşık sonra mağdur ediyorlar. Hala, hepsinden duyduğum ortak şöyle bir cümle var. Onun amacı Türkiye'de kalmak, onun amacı evet. Oturuma almak, hayır. Onun amacı Türkiye'de yaşamak ve yaşamını sen var ya. Sürdürmek peki, bir gibi. Şey söyleyeceğim. Ben sadece şunu merak evet. Ediyorum. Tamam, yani siz bu yabancı uyruklu hanımları hayatınızı alırken, eş bakın, yaparken, anne yaparken bunu bunları hesaplamıyorsunuz. Sonrasında bunu hayır. Kullanmak istiyorsunuz. Esra sadece bir şey söyleyebilir Uğur Beyciğim, miyim? Sizin sakinliğiniz de insanı çıldırtır tamam. Ama. Doğru söylüyor Esra Hanım. Doğru sürüyor. Sen beni deliye istedin. Hayır hayır bir şey yapmanıza gerek yani yok da. Da böyle bir bakın beni sakin... Karakola çektirdiler. Ben ona telefon etmedim. Bu televizyona çıktı rezillik yapıyor. Bir şey telefon etmedim. Osman bakın, ne telefona ben bakmadım ben vereyim. Seni aradım. Dedim ki ben çıkacağım bu... Esra Hanım'a. Sen bakmadın telefona. Esra Hanım hangi size bir baktın? Cevap vereceğim. Tabii virgül iki dakika tamam. Buyurun. Yazsa. Tamam sabır Esra sana Hanım. İşte. Akıl fikir dur, versin dur. Sana. Sizin diyorlar ki diyorsunuz ki şimdi itham ediyorsunuz oradan ya da öyle konuşuluyor. Bu insanın vatandaşlık... Bakın bu hanımefendinin avukatı beni aradı. Bundan hı hı. 15, 10, 10 gün, 12 gün önce. 10 gün oldu yani ne aşağı yukarı. Ne 10 günü ya Allah'ım ya. Bana demesini biliyor musunuz? Bakın söyleyeyim. Yalan ve... Bunu ispatlayamam tabii. Telefonda görüştük. İşte böyle konuştuk işte hanımınla. Ben dedim konuşmak istemiyorum. Ben dedim avukata ver, yani şeye verdim, mahkemeye verdim. Dedim ben boşanmak istiyorum. Hani barışacağınız ben dedim istemiyorum. Ben neyse bana güzel biraz konuştuk. Ondan sonra dedi ki bu hanıma dedi biraz dedi para verirsin. Ondan sonra dedi evraklarını imzalarsın dedi. O da boşanır senden hayır, dedi. Hayır benim söylemek istediğim bu değil. De ben... Sadece mesela, yabancı uyruklu bir hanımefendiyle beraber olup ilişki yaşayıp her şey süt limanken sıkıntı yok. Ama sorun çıktığında yabancı uyruklu olmasını ya da Türkiye'de yaşamak istemesini onlara karşı kullanıyor olmanıza hayır, hayır, gerçekten şey çok içerleniyorum. Ortada 8 yıllık... Bakın, öyle bir şey kullansam ben ona o kadar 5 sene veya ne bileyim evlenen resmi nikah yapana kadar öyle söyleyeyim o zamana kadar işimi görür kapının önüne koyardım. Öyle bir şey yapmadım. Öyle bir karakterde ben de şunu merak ediyorum. Değilim. Mesela ben aile 5 yıllık için, nikahsız ilişkiden aile, sonra nikah masasına oturduğunuza göre bu kadına güveniyorsunuz. Evet. Onunla ya güveniyorsunuz derken kadın evet. Anlamında değil. Yani bu evliliğin devam etmesini istiyordunuz. Ama... Bu ilişkinin devam etmesini istiyordunuz. Ya... Maalesef resmi nikah farklılığı şu. Kayıtlı oluyor her şey ve sorumluluk gerektiriyor. Evet. Bunun nafakası oluyor.
tabii. Evlilik birliği içerisinde evet, giderleri oluyor. Evet, o sorumluluğu oluyor. Ben çok yüklendim ondan. 6284 sayılı kanun gibi onları... şiddet olunca bakın işte, mağduriyet siz zannediyorsunuz ki siz yedirdim içirdim ya da bakıyor ne bileyim yani bakın ben ondan hariç ben onun ailesine o tarafa her ay erzak yolluyorum. Para yolluyordum. Kızına evet, 10 bin dolar ay. Para yollandı parça parça. Aa, yalan desin. 10 bin. Vay Uğur Bey. Kızına sor. Kız, 10 bin 10 sen. Bin, 10 bin dolara yakın para tabii, yollandı. Tabii, tabii, tabii. Parça parça. Sen bana... Birden değil. Yalan konuşmuyorum. Bir gün. Sen bana dolar, bakamıyorsun 10 bin dolar, buraya yollandı. Sorunları karşılıklı dolar, anlatmaya başladığınız zaman her şey ortaya çıkar. Eşinin yani açıklamasında anladığım kadarıyla ben asla bu evliliği sürdürmek istemiyorum diyor. Ben boşamıyorum. Sen eşini bak. Boşanmak istemiyorum eğer ayrı. Sen eşini seviyor bileyim, musun? Başka bir tabii şey ki seviyorum Esra Hanım. Ben seviyorum ya. Ona. O da zaten seviyor. Bu yetkide o ben ya. Sevmiyorum. O yetkide ben, diye. O beni, yetki değilsin sen ya. Yetki değilsin anlamıyorsun sen. Bu saatten sonra zaten. Hala anlamıyorsun sen o yetki değilsin. İki dünya araya gel. Ben bu insanla. Ben Uğur bu Bey insanla bakın bir daha sadece kendi adına cevaplamıyor. Zaten, Uğur da beni seviyor diyor. Sen seviyorsun beni. Seviyorsun sevmiyorum. Yalan. Sevmiyorum bakın. Seviyorsun. Duymuyorsunuz herhalde. Seviyorsun. Yok duymuyorsunuz. Kendini kandırma. Böyle bir şey olsa zaten seviyorsun. Bu duruma gelmezdi. Yok öyle bir şey. Seven insan sen böyle yapmaz. Sen seviyorsun bakın beni çünkü ben aşıksın. Ben kanunları çiğnedim. Sen o ne dedin? Orada beni dedin rezil ediyor. Dedin ki bana hani ben bütün... sensiz yaşayamam hiçbir kebile. Ben sana bir şey öyle demedim. Bir sen. Şey de demek öyle istiyorum. Her zaman seninle budu. Konuşmak kusura istemiyorum bakma. Artık. Hayır sen benim memlekette istedin bakma diyorsun ki ben göndereceğim sana bunu. Sen i̇şte şimdi sor bakayım ben evimde. Sen insanları bitirmişsin. Ben evimde ne yiyorsun içiyorsun şimdi sus sen şimdi. Beni ben dinle. Birgül'cüm ben asla istemiyorum diyor. Anlıyor musun? Sen ne içiyorsun, ne yiyorsun? Sen onu sormadın. Nasıl memlekete gönderdiği zaman sen beni nasıl bakırsın? Sen beni sepetleme istedin resmi patates gibi. Sen kime uydun? O senin o arzuna mı? Ha? Ay sabır arzuya ya, mı? Ya sabır. Ya. Şimdi dinleyeceksin. Yok dinle şimdi bak, sen. Bak kardeşlerimi de kullanma. Bakın bu kadar. Burada keseceğim senin, bir daha. Ben söyleyeyim sana. Hani. Tamam isim vermeyin. Burada ha, ailemi başka veya onun üçüncü şahısları eğer karıştırırsa ben bunu söyleyeceğim burada sana. Keseceğim sen, zaten. Bu bir dakika bir Uğur Bey ama iddiası şu yani tabii ki sizin adına söyleyemez ama o da beni seviyor ben de onu seviyorum ama tabii. Beni görümcelerim istemediler. Bakın ben size o bir şey yüzden söylüyorum. Yuvamızı eğer... yıkıyorlar diyor. Evet yok öyle bir şey yok. Tabii, samimi söylenir bir şey yok. Aha, yok. Öyle bir hareket yok kimse de. Bu kendi kafasına göre kurdurduğu aha, hayal aynen, kurdu zaten. Aynen. Ben kafama bakın bunun şey. Babası. Evet ben sana iyilik yapacağım. Mol... Onlara nalet neyse, olsun. Hakkımı helal etmeyeyim onlara asla yani, birine de. Ama ben seni boşamıyorum, tamam, seviyorum. Sen de seviyorsun, boşanmıyorum, seni seviyorum. Bitti. Ya senin boşayıp veya sana. Benim boşayıp boşamayacağım hayır, önemli değil. Ben seni bunun boşamıyorum. Her ben seni seviyorum, gibi, sen de beni seviyorsun. Dünyanın her yerinde kanun ha? Var. Kanun hangi kadın senin için bu kadar yatırır? Söyle bakayım hangisi? İlk eşin niye senin için yapmadı? Ben sevmiyorum diyorum. Ne? Ya ilk bak insanları karıştırma diyorum. İnsanları neyi başkalarına... Ne insan... vardır. Bir vardır, sorsana bak vardır. Seni sevmiyorum başkasını diyor. Beni seviyor musun diye bak, sor. Her, o sana o cevabı şey verecek. Belki o zaman anlarsın. Sen beni seviyor musun? Esra Hanım ben bir şey sana soruyorum mi? Bir şeye. Sen beni seviyor musun? Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Bak gözüme. Sevmiyorum. Gözüme bak. Gözüme bak. Sen kendi kendine gelin gibi bak. Oluyorsun şu anda. Sen seviyorsun İş beni. İş bitti yani. Bitmedi. Bu saatten sonra sen sevgiyi beni zaten seviyorsun. Yok. Hiç ondan etkisinde durma. Bak burada. Sevmiyorum. Seviyorsun. Seviyorsun o gözlerini kimsenin seviyor. Kimsenin etkisi sen yok. Seviyorsun. Şey hangi yapmışlar. Dönüyor. Sen etki değilsin. Sevmiyorum seni. Etki değilsin bir tane. Ondan konuşuyorsun sen kendine taşıyorsun onları. Estağfurullah. Ama seviyorsun sen beni. Ben sana mesela bunu söyleyeyim. Ya, bir yok öyle bir şey. Bu o iddia ettiği her şey boş. Ben duygusal anlamda artık karım Birgül'e karşı hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Hmm. Kime hissediyorsun? Uzbekistan hissetmiyorum, mı? Hissetmiyorum evet doğrudur. Merak ediyorum. Yapma ama lütfen. Ha? Kime hissediyorsun? Yani sana ihanet ettiğini iddia ediyorsun. Ya dünyanın neresinden çıkarsa artık şansımıza. Moldova'dan sen çıktın. Başka yerden başka bir şey de çıkabilir. Siz de aşırı rahatsınız yalnız. Ne yapayım yani? O zaman şu an hayatınızda başka biri var mı? Efendim? Hayatınızda başka biri var mı? Var her gün, her gün. Efendim arabaya yok her gün. Bakın. Sen kesinlik, bir dakika, bunu... sen o şeylere yedirdin. O pansiyonlara nasıl paralı attırdın? Ha? Söyle bakayım pansiyonlarda, un kapanda. Ha? Nasıl attırdın ona? Söyle bakayım, ne gülüyorsun? Ha? Un kapanda gezdin. Nereye daha götürdün? Hangi kahvelere götürdün sen onu? Bilmiyorum. Ay canım benim, öpürdüm başkasının ellerini ha?
Ya söylettirme. İğrenç miden nasıl kalırmış? Peki bir şey söyleyeceğim. Allah bir şey yardım etsin sana. Başka bir şey söyleyebilir miyim? Allah bana da yardım etsin. Bir şey sana büyük yardım etsin. Eşinizi bu kadar kötülüyorsunuz. Çünkü sen hakikaten yardıma ihtiyacı olan bir insansın. Peki o zaman siz de bir kadın olarak bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Ben başka bir şey demek istemiyorum. Ben söylemek zorundayım bunların hepsini. Çünkü bir bunları kere o beni dinlemedi. Bunları sen kabul ediyorsun zaten. Niye kabul Bey'le ilgili, şimdi Uğur Bey, bir biraz önce yani. İlk evliliğinizin ayrılma sürecinde olduğunuzu, ben evlilik hayatı olmadan duramayan biriyim dedi. Sonra da dedi, evlilik hayatını sevdiğim için de öbür evliliği bitiriyordum. Birgün Hanım'la ilişki yaşıyorum dedi. Şimdi buradaki evlilik birliğini bitirirken acaba yine kendinizi garantiye alıp yeni kuracağınız evlilik hayatıyla ilgili plan yaptınız mı? Yok öyle bir şey. Allah göstermesin bundan sonra. Harbi canım ya. Tövbe mi ettiniz evliliğe? Başkasını üzmeye çalış. Bir şey söylüyorum ama bundan sonra da öyle bir şey olmayacağını İstemiyorum çünkü ben bu işi yapamıyorum demek ki. Bende de bakın ben kendimi... Evliliği beceremiyorsunuz. Belki de burada, hani derler ya almamazdı münahını çıkar aheste aheste. Zamanında... İşlerin gitmeyecek. Kalpler, asla. Ben seni seviyorum. Kırdığınız senin işin gitmeyecek bir gönüllerden dolayı da ben sana Rabbim sizi cezalandırıyor olabilir mi? Cezalandırıyor. Olabilir. Sana büyük kısmet verdi. Rabbimiz... verdiği şeylerle... Ama tabii, şeydi yani değil tabii. Mi? Niye olmasın yani? İnanıyorum enteresan sakinliğiniz de var. Şimdi teşekkür ediyorum Özkan bağlantı için, yayına katıldığın için. Son cümlenizi alacağım Uğur Bey, söylemek istediğiniz son kısa bir cümle. Bak her zaman taşıdım. Senin nereye bakın yansın? Ben mahkum... Sen söyle abi, sen devam et lütfen. Son cümleyi alacağım bununla kısa. Bundan son söz olmaz işte hanımefendiyle. Tabii doğru. Bakın Esra Hanım yani... Bir, bazı şeyleri düzeltmek için ailemin ve başka arkadaşlarıma zarar gelmemesi için, çünkü zarar veriyor kendisi. Bu ikimizin yaptığı bir şeylerde ikimizin bitireceği şeyleri üçüncü şahıslara mal etmek gerekmiyor. Onlar adına çıktım buraya. Kardeşlerim, annemin tamam, ben söyleyeceğim biraz. Ölmüş evet babamın veya ne bileyim yanındaki samimi arkadaşlarımın veya suçladığı insanların Aybe'ye suçladığı insanların adına çıkayım. Yoksa çıkmayacaktım. Peki teşekkür Tansu ediyorum Özkan yayına katıldığınız bir, için. Davrandığı için çık. Bizim ben ikimizin arasındaki mevzu ben dedi. Ben şunu da demek istiyorum biliyor musunuz? Son cümlenizi hani, alacağım. Son cümlem şunu diyeceğim. Arkadaşlarına diyor ki onun kendi arkadaşlarına sordu mu Cibir Keble? İsim vermeyeceğim senin. Ama devam edecek şöyle bir şey diyeceğim ki evet. Göz taktılar biliyor musun? Ha? Ne? Haberin var mı? Ne taktılar? Diyorlar çok hoşlanıyorum senden. Ya Birgül bak çok dedi. Hiç yakışık almıyor. Boş ver yani. Öyle dedi sen bak. Bunu sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu söyleyen de vardır bir haysiyetsizlik. Yarın devam edeceğiz. Özkan İsim. Uğur Bey'le de görüşecek. Teşekkür ediyorum bağlantıya da katıldığınız için. Ama son söylediğiniz de çok şık bir şey değil açıkçası. Buyurun. Evet.